Yukarı bakın. Kim o? Kucağında çocuk olan bir kadın. Bu Meryem. Evet Meryem. Ama kucağında bir çocuk var. Kucağında bir çocuk mu var? Evet. Arin, Yuşa, çabuk Yezakar'a haber verin. Meryem'in çocuğuyla şehre doğru geldiğini söyleyin. Halka da haber verin. Acele edin. Sallanmayın. Meryem. Esen Hanım! Esen Hanım! Neredesiniz? Acele edin! Meryem çocuğuyla beraber şehre geliyor. Acele edin! Bütün kadınları toplayın. Kadınların da gelmesini istediler. Herkes gelsin. Herkes acele etsin. Hepiniz acele edin. Yesekar Hazretleri! Yesekar Hazretleri! Efendim! 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 Meryem! Meryem çocuğuyla şehre geliyor efendim. Git bütün din adamlarına haber ver. Yesekar Hazretleri, bugün işini bitirmeliyiz. Sadukiler de geldi. Bu haber doğru mu? Evet. Sadukiler de bizimle mi? Yahudi kavminin içindeki fitne ve fesadı ortadan kaldırmak için sizinle beraberiz. Şu halde gidelim. Neler olur? Bir mi gelecek? Bilmiyorum. Ne zaman gelecek? Sabırlı olun. Sabırlı olun. Biraz daha bekleyin. Geri çekilin. Geri çekilin. Geri çekilin. Bırakın Meryem gelsin. Biz ilahi kanunu icra etmek için kendimizi hazırladık. Meryem! Bak görüyor musun? Evet. Meryem çocuğuyla gelmiş. Buna inanabiliyor musun? Azize Meryem döndü demek. Ancak bu kez yalnız değil. Bu senin çocuğun mu?
Bu nasıl olur? Bu çocuğun kendi çocuğu olduğunu kabul ediyor. Allah'ım inanılır ki. Bu nasıl olabilir ki? Kendi çocuğu. Bu mümkün değil. Hayır! Hayır! Meryem, neden bu işi yaptın? Hepimiz ümidimizi sana bağlamıştık. Bu ne utanç Meryem? Zekeriya'nın gözü aydın. Sen iğrenç ve çirkin bir iş yaptın Meryem. Sen günahkarsın Meryem, günahkar. Ne görüyorum Meryem? Nasıl inanayım? İnanılması güç değil Heylel Hazretleri. Size halkı aldattığını söylememiş miydim? Bu iki yüzlü kadın hepimizi aldattı. İffetli bir şekilde hizmet ettiğini sanıyorduk ama şimdi ne görüyoruz? Kucağında bir çocuk var. Bir günahın semeresi. Yahudi kavminin vay haline. Tüh sana. Böyle mi yapacaktın? Meryem. Ne oldu? Nerelerdeydin? Meryem. Peygamber İmran'ın kızı. Baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi Meryem. Bu utancı nasıl taşırsın he? Onu yakmalıyız. Bu günah işleyen din adamlarının kızlarına verilen cezadır. Onu yakalım. Evet, yakalım. Evet, yakalım onu. Cezasını verelim. Yakalım. Hayır. Ateş. Sadece ateş onu paklar. Meryem. Konuş. Kendini savun. Konuşsun mu? Görmüyor musun nasıl da zamanında susma orucu tutmuş? Kuşkusuz yerinde kim olsaydı aynı şeyi yapar. Meryem susma. Bir şeyler söyle. Yakın ya, ya. Sen sus Zekeriya. Bütün bunlar senin başının altından çıktı. Büyüleriyle halkı aldatmasına izin vermeseydin şimdi iş bu rezalete varmazdı. Bu rezalete varmazdı. Allah yüzünü kara çıkarsın. Yeryüzünün en iffetli kadınına böyle bilmeden kara çaldığınız için Allah hepinizin yüzünü kara çıkarsın. İsrailoğulları arasında ve mukaddes mabette böyle bir rezalete yol açtığın için Allah senin yüzünü kara çıkarsın. Neden bir şey söylemiyorsunuz Heylel Hazretleri? Sizin de bu rezalette payınız var. Öyle değil mi? Evet doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Meryem ve Zekeriya'yı hiç acımadan cezalandırmalıyız. Cezalandıralım onları. Bunu hak ettiler. Herod çok hasta. Meryem bu gaileden kurtulursa... Onu şehirden uzaklaştırın. Muhafızları bütün kapıları... Onu tutmuş. Yakmalıyız! Konuş! Konuş! Orucunu boz! Kimin emriyle oruç tuttun? Kendini kurtarmak için bile konuşmayacak mısın? Orucun kabul edilir mi sanıyorsun? Bu kara yüz nedir? Söyle! Söyle! Bu da ne demek oluyor? Neye işaret ediyorsun sen? Ona mı soracağız yani? Bizimle alay ediyor. Bu da yeni bir oyun. Bizden bu çocukla konuşmamızı istiyor. Sen bizi deli mi sandın? Günah aklını başından almış. Kundaktaki bir çocukla nasıl konuşalım? Görüyor musunuz ne günlere kaldık? Evet. Meryem bebeğiyle konuşmamızı istiyor. Şu halde ne bekliyorsunuz? Öne çıkın ve bu çocukla konuşun. Heylel Hazretleri, Sıdkıya Hazretleri, Yerbeam Hazretleri, Nathan, bütün alimler, şehrin önde gelenleri, Yahudi bilginleri, niçin bu isteği yerine getirmiyorsunuz? Gerçekten de bu iş büyük cesaret istiyor. Şu halde izin verin, önce ben konuşayım. Evet, ben burada bulunan ve tanık olan sizlerin adına
onunla konuşacağım. Çocuk sen kimsin? Kendini buradaki topluluğa tanıt ki hepimiz seni tanıyalım. Ve o zaman çocuk anne kucağında ağzını açarak şöyle dedi. Ben İsa Mesih, Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi, beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, Allah'ın bereketi benimledir. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Tertemiz anneme şefkatli davranmak, zorba ve bedbaht olmamakla memur edildim. Doğduğum günde öleceğim günde dirileceğim günde bana selam olsun. Ki bütün insanlar için Meryem'i ve oğlunu bir mucize ve ayet olarak seçtik.